BloombergHT.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borsa yatırımları ve kripto varlıklardan elde edilenler dahil finansal faaliyetlerin vergilendirilmesine yönelik bir çalışmayı sürdürdüğü belirtildi. Anayasa Mahkemesi içinde Cumhurbaşkanı'na Merkez Bankası Başkanı'nı süresinden önce değiştirme yetkisi de dahil çeşitli yetkiler veren kanun hükmünde kararnamenin birçok maddesini iptal etti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, sıkı para politikamız talebi dengeleyecek, tasarrufları teşvik edecektir. Bunun sonucunda negatif düzeylere düşecek olan çıktı açığı, dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacaktır, dedi. Bayram tatili 9 güne uzatıldı. Ayrıca emekli ikramiyeleri 10-14 Haziran tarihleri arasında yatırılacak. Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Amerikan borsaları dün yükseldi, Asya borsaları ise karışık. Hindistan borsa endeksleri seçimler sonrası Modi'nin tek başına iktidar olamayacağının anlaşılmasıyla 4 yılın en sert düşüşünü kaydetti. Bu sabah açıklanan verilere göre Güney Kore ve Avustralya ilk çeyrekte ekonomist beklentilerine paralel büyüme kaydetti. Çin ve Japonya'da hizmet sektörü göstergeleri genişlemeye işaret etti. Amerikan vadeleri yatay alıcılı. Parite 1.0880, dolar TL 32.66, euro TL 35.58, spot altın 2.337 dolar, Brent petrol 77.5 dolar. CDS 266 baz puana çıktı. Bugün küresel çapta hizmet PMI verileri, Euro bölgesinde üfe, Amerika'da ise ADP özel sektör istihdamı ajandada öne çıkıyor.